Evet, AY86 artık yürüsün. Ben de aynı kanaatteyim. Kısmetse artık yürüteceğiz de. Toyota Plaza Dumankaya'dayız bugün. Gönül isterdi ki yukarı Tokyo Garaj yerimden de başlayayım. Bu bölümü dış sessiz devam ediyoruz. Hala ağzı bantlı biliyorsunuz. Bıraktık o şekilde. Arkadaşlar birkaç gün sonra, siz bu videoyu izledikten sonra bayram. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Evet, AY86 artık yürüsün. Ben de aynı kanaatteyim. Kısmetse artık yürüteceğiz de. Son işlerimiz kaldı. Ayarlarımız kaldı. Road balance vesaire. Bugün tartı getirdik. Arabayı tartıya alacağız. Bakalım nerelerde yük hatası yaptık. Moir motoru koyduk. Verilerimiz nedir? Bazı kişiler depoyla ilgili şu tip yorumlar yapmıştı. Abi depo çok ağır olmadı mı? Depoyu arkaya koyman, bu eski Ford Pinto davasının örneğini verdiler. 70 sonlarında üretilen Ford Pinto'nun sürekli olarak depodan dolayı kaza geçirip yanma hikayesi. Bu benim de içime bu arada kuşku düşürdü. Biz şimdi şöyle bir şey yaptık. Bizim koyduğumuz depo orijinal depodan farklı bir yerde değil. Yani koltuğun önündeydi de arkaya aldık gibi bir durum söz konusu değil. Aynı yerde, aynı ölçülerde bir depo yaptık. Hatta biz buna olmayan ekstra muhafaza da yapacağız bu arada. Neyse, kalan son işlerimiz var. Onları bitireceğiz. Ya izleyin işte ya, neler olacak siz de göreceksiniz. Ben de göreceğim. Geldik en heyecanlı kısımlarından bir tanesi benim için. Çünkü çok uzun zamandır diferansiyelimiz diferansiyel boşluğuyla beraber duruyor daha. Hani o çat çat ses var ya şu. Bak. İşte bu yağ boşluğu. Haliyle bugün yağımızı koyacağız. Yağımı da Total Enerji'den seçtim. Traxxium Gear 8 koyacağız biraz sonra. Ortalama 1-1,5 litre civarı. Tam ölçüsü zaten ben de birazdan öğreneceğim. Bu tarz şanzıman ve diferansiyel yağlarını aşağıdan yukarıya pompalayarak dolduruyoruz. Çünkü onların burada haznesi var. Ve bu hazne dolana kadar doluyoruz. Buradan akmaya başladığı zaman dolmuş oluyor. Evet, seviyesi burası. Bu aleti de Polat'tan tokatladım, Maxi Garaj. Ya ne canımız çıktı bunları kesene kadar. Esasında böyle bir cihazla tek seferde kesiliyormuş. Bakayım tek seferde kesebilecek miyim? Galiba olmadı. E ne? Polat yedin beni abi. Bir seferde falan olmuyor bu. 10 seferde bile olmuyor. Evet. Boş nartistik yaptım. Olmuyor. Makasımız kör çıktı herhalde. Orayı tutar mısın o zaman sen? Ben, ben burayı tutayım. Geliyor. Kesiliyorum. Sanki tamamız. Evet, bir çıtır fazla olduk gibi. Güzel oldu. Fıstık gibi oldu hem de. Şanzımanda nasıl, ona da bakalım. Başladık basmaya. Hatta buna da intaban var. Bu arada yine şanzıman yağını Total Enerji'den Traxxium Gear 8 modelini seçtim. Bu şanzımanın viskozitesine göre uygun olanını. Tıpkı diferansiyelde olduğu gibi şanzımanlarda da yağ miktarımız tam olduğu zaman buradan akmaya başlar. O da bize tam seviyemizi söyler. Gelmeye başladı, demek ki doldu. Olayın özetini geçiyorum. Jantmax'a gidip Cem abiden böyle bir aparat aldım. Neden böyle bir aparat aldım? Çünkü buralar lastiği kesiyor. İlla ki ben bunu yükseklik ayarını şimdi yapacağım. Yükselteceğim ama lastiğin kenarlarına bak. En son ciddi şekilde buraya zarar verdi. O yüzden burada bir çabukluk kapatma işlemi yapacağız. Ben de hayatımda ilk defa yapıyorum. Hep yurt dışında videolarda görürdüm. İnşallah başarılı oluruz. Buradan gel. Tamam. Şeyi de takalım bunu. Karşısını takalım. Şimdi biz bunu doğru anladıysam şu şekilde. Evet. Çabalaya dursun çiz o, ama şaibeli yok.
Yani yarım santim, bir santim... Taraflar oynuyor, hiç hoşuma gitmedi benim. Patlatmayalım diye söylüyorum. Tabii patlatsın, bu ayrı ama... Yine yarım saat, yarım santim, bir santim arası açtı aslında bak. Aynen. O da bizi kurtarabilir. Aleti denedik. Oldu mu? Bence çok ihtiyacımız olan bir alet değil. Daha çok döverek orayı ezdik. Aşağı yukarı bir yarım santim kadar boşluk bıraktık. Zaten buradaki kesiği yapan şey de aşağı yukarı yarım santim, bir santim arasında gibi gözüküyor. Biraz da arabayı yükseltiyorum zaten. O da belli edecek. Ama burada daha fazla zorlarsak boyayı çatlatıyoruz. Aşağısı önemlidir ama yukarısı önemli. O yüzden illa gerekirse bir Bekir Usta'yı ziyaret etmemiz gerekebilir. Şimdi ufak ufak ayarlara başladık. Coilover'da şu yayın sıkılını, yani şu boşluğunu alıyorum. Evet, yüksekliğini bundan itibaren ayarlayacağım. Şimdi eğer bunu daha fazla sıkıştırırsam araba sertleşmeye başlar. Yay sıkılaşır. İhtiyacımız da o değil. Başta değil en azından. Kullanalım. Belli olur ondan sonra ihtiyacımız. Burası 25. Burası ne geliyor? Burası 24 geliyor. Biz burayı bir 26 yapalım. Yarın öbür gün basmak istersek ona göre ayarlarız. 26. Hatta 25.5 ayarlıyorum abi yükseklikleri. Hazır orası sökülürken başlayayım 25.5. Demek ki şöyle yapacağız. Bakayım. 25.5. Aynen. Birazdan tartıya koyacağız arabayı. Tartı getirdim dört tekerlek için. Aa. Yani yaptığımızın doğru olup yanlış olduğunu orada da göreceğiz. Şimdi buraya bilezik koyacağız. Çünkü jantların göbeği bundan daha geniş. Ortaları daha geniş. Biz buraya o bileziği koymazsak bu janta oturttuğumuzda yük sadece bijonlara biner. Bunların kesmesine sebep olur. Ayrıca zaten balans tutmaz. Çünkü tekerlek merkezlenmiyor. İlla ki milim kaçıklıkları oluyor. O yüzden olur da başka bir jant takarsanız otomobile şu merkezin tam oturduğundan emin olun. Mesela burası 60 geliyor. Bakalım bu arabanın göbeği kaç geliyor. Bunun içerisinde kumpas sokamıyorum. Neresi kumpas? İçi kaç? 60 nokta küsur. Şaka. Tam. Allah'ını seviyorsan. Onu çıkar bir dakika. Buraya bir geçirelim bunu. Ne? Buraya geçir. Orada bozmayalım. Ama bunları boyamam lazım. O ayrı bir şey. Yeşil kötü durdu mu? Vallahi billahi bence oldu. Cuk. Cuk. Cuk cuk. Cuk cuk. Cuk 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 cuk. Nissan'ın cuku halt etmiş yanında. Polemiğe girmem. Hiç girmem. Hayır. Marka olarak söylemiyorum. Cuk. Yani Selçuk anlamında söyledi. Senin lakabın cuk olsun ha. Sen abire bir şey buluyorsun. Benim lakabım Ecu. Bijonları alabilir miyim? Ecucuk. Ecucuk. Cuk Ecu. Bir tane Ecu yaktım ben. Ondan sonra lakabım Ecu kaldı. Gerçekten mi? Ciddi. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu yeşil beni rahatsız etmedi. Yok be. Ha? İğrenç durdu ya. Yok be abi, etmedi ya vallahi. Ya da bende bir varoşluk var bilmiyorum. Yok ya, bence de iyi durdu. Vallahi iyi durdu. Yani bak, bak bunun içerisinde bak bunun içinde de yeşil var. Şapkandaki yeşile ölürüm. Çok seviyorum o rengi. Ama bu yeşil olmadı ya. Bilmiyorum ya. Yani ben maksat işimiz çözülsün anlamında söylüyorum ben. Japon yeşili tam. Neyse. Yorumlara bırakın. Yani böyle farklılık olsun, yeşil kalsın diyorsanız yeşil kalsın. Şimdi burada fazla polemiğe girdik kamera arkasında. Karşıdan fazla göründüğüne kanaat getirdik. Ya kardeşim eğer bunu, niye bu renk yapıyorsunuz o zaman? Hani kötüyse. Böyle çok rahatsız etmedi diyecektim. Öte yandan başka bir alternatif daha var. Bu jantlarda kapak yok. Kapak ister miyim o da ayrı. Kapak istediğimden de emin değilim. Biz seninle karar veremiyorsak bence izleyici karar versin. Olabilir. Ya kapak olsun desin, ya kapak olmasın desin. Ya da boyalı olsun, ya da boyalı olmasın. Ne istiyorsanız onu söyleyin, onu yapacağız. Yorumlara bırak. Bu bölümü bununla kapatıyorum. Şimdi ilk izlenimlerimi söylüyorum. Bence tamam. Çok zor olmadı. İlk izlenimlerim çok kötü olmadı abi. Belki arka biraz daha kalkabilir. Bir santimden az fark var sağla solun arasında. Bir santimden az fark var. Burası 53, burası 52.2 falan geliyor. Lastik havalarına bakalım önce. Hava, burası basık. Onu eledim. Ha? Jantın kenarından ölçüyorum. Hmm. Peki, biliyorsun bizim bunu bir önce bir zıplatmamız lazım. Sonuçta amortisörü yükselttiğin zaman. Şimdi ölç. Birkaç milim fark edebilir. 51.5. Düştü biraz daha. 53. Peki. Lastik havasını elemen için oradan ölçüyorsun ya. Doğru. Ben de bir şey deneyeceğim.
Bak ben 52,5 tam ölçtüm buradan dümdüzde. Hemfikir miyiz? 52,5 tam altında düşün. Şu çizgiye bakarak tamamen şey yaptım. Hı-hı. Tamam. 52,5. 51,5. 1 santim fark var. O 1 santim çamurlukta mı var acaba? Öyle bir şey de olabilir. Yoksa milimetre karışık çünkü. Bir şeyden daha şüpheleniyorum. Bunların üst bağlantıları tam bağlı değil şu anda. Tam oturmamış olabilir mi? Takozları vesairesi yerde mi? Yerinde mi yani? Bilmiyorum. Olmayabilir. Tamam. Sıkalım onlara o zaman. Onlar da bir yerle yerinde olsun. Ondan sonra bakalım. Kesinlikle. Arkada bayağı iş bitirdik. Amortisörlerin altında takozları yoktu. Onları ürettik, taktık. Tabii buraları pas geçtik. Şimdi artık arabayı tezgaha alıyoruz. Arkaları biraz yükselttik bu arada. Hatta bir parça daha yükseltebilirim. Onu da artık şu andan itibaren bizi yönlendirecek olan tartıya bırakıyorum. Select pad to zero or press zero again to zero all. Bir tanesini sıfırlama, hepsini sıfırladı. Tamam, indirebiliriz. Şu an araçlıkta. Bir tanesine basmadı. Ha, bastı. Evet. Bizim buna şöyle bakmamız lazım. Bu şekilde bakmamız lazım. Evet, left front doğru yerde. Right front doğru yerde. Şimdi bu araba 2178 pound. Kağıt kalem lazım. Yani 983 kilo şu anki hali arabanın. Dörde böleceğiz. Şu an ne görüyorsak 983 kilo. Şimdi sana teker teker hangi tekerleğe kaç kilo bastığını söyleyeyim. 258 kilo basıyor sol ön. 258. Evet, 258 kilo sol ön basıyor. Sağ ön 300 kilo basıyor. Yani şu iki tekerlek arasında 40 kilo fark var. Ortalama. Evet. Neredeyse. Sol arka 214 kilo basıyor. Sağ arka 208 kilo basıyor. Şimdi bizim arkada akümüz yok. Benzin depomuz bağlı değil. Yani bu araba sol ön. Ön tarafta burası fazla basıyor. Değil mi? Sağ ön fazla basıyor. Dur, sağ ön fazla basıyor. Sola ben oturuyorum zaten. Hı hı. Sol arka 214. Sağ arka taraf çok iyi dengeli bu arada. Zaten uçurum bir fark yok arada. 6 kilo fark var. Aynen. 6 kilo fark var. Onun da aküyle depomuzu koyduğumuz zaman orada bir değişkenliğe uğramayacak. Ama arkaya, buradaki fark bu arada arkaya depoyla beraber 60 kilo gelecek. Üstüne de 15 kilo da akü gelecek. 60-75 kilo gelecek arkaya. Kilo. Yani bizim arabamız 1050 kilo olacak bittiğinde. Evet. 1050 kilo olacak. 30 litrelik benzini koyayım bagaja. Litre benzin koyduk. Aküyü de o tarafa koyduk. Mecbur. Bu arada yarış arabalarında araç dengelemesi yapılırken tabii ki yüksekliklerle oynanıyor amortisörlerin. Ama ağırlık dağılımı da bu şekilde yapılıyor. Yani mesela akünün yeri değiştiriliyor. Veya başka yangın söndürücü bir tarafa alınıyor. Neyse bakalım son durum ne? Zaman gelecek. Gelmesin. Açık kalsın. Bir şey olmaz. Aküyü koyduk, benzini koyduk, her şeyi koyduk. Ne demiştik? 1050 olur demiştik değil mi? Hı hı. 1076. 1076 kilo çıktı. Baştan söylüyorum ölçüleri. 267 sol ön. 290 kilo sağ ön. 273 kilo sol arka. 244 kilo sağ arka. Şimdi çok daha iyi anlayacağız mevzuyu. Yaklaşık arada 25 kilo var arkada. Ön tarafta. Şimdi oraya 80 kilo seni ekleyeceğiz. Bu haliyle bir otur. 80 kilo buna da dağılım yapacak. Boş ağırlığını düzeltmek için söylüyorum. Mesela bu taraf fazla basıyor. Sol arka. Acaba diyorum sağ arkayı biraz yükseltsem mi? Anladın mı? Sağ arkayı yükseltirsem ne yapar? Sağ arkayı yükseltirsem zaten farklı ölçtük ya. Yakıt da bu tarafta olacak zaten. Yakıt da bu tarafta. Sağda olacak. Bizim de mi sağ arka mı daha basıktı? Evet. O zaman sağ arkayı yükselteceğiz. Sağ arka yok, sol arka basıktı. 6 kilo. Ha, sürtmeyin de mi? Ha. Aynen. Hı hı. O zaman 1,5 santim orada doğru mu? Vardı. Aynen. Biz burayı yükselttik mi? Evet. Bütün ölçülerimiz değişecek doğru mu? Değişecek. Hadi. Çok hızlı bir yükselteyim ben onu. Tüm yaptığımız arkayı 3 milim yükseltmek oldu değil mi? Sağ arkayı. Hava lastiklerini kontrol ettik. 30. 30 PSI yaptık. Evet. Hazır mısın? Evet. 4 tekerimiz oturdu. Ölçülerin yakınlığına bak şimdi. Söylüyorum sana. Sol ön 278 kilo. Sağ ön 276 kilo. Sol arka 261 kilo. Sağ arka 256 kilo. Neredeyse %50-50 oldu araba, farkında arkada mısın? Arkada 5 kilo farkımız var. Önde 2 kilo. Arka el önün farkında mısın? Aynen oğlum. Araba %50-50 basıyor yere şu anda. Neredeyse. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. %51-49. 51'e 49 oldu ağırlığımız şu anda. Evet. Ay. Hoş oldum. Baba nasıl hoş oldum. Güzel hareket. Güzel hareket. O bak zaman 2 milimlik şımarıklık yapayım mı? Tabii ki şans ama. Tecrübe kardeşim. Hayatım arabaların kilolarını ayarlamakla geçti.
Araba diyetisyeni diyelim mi o zaman? He? Araba diyetisyeni. Araba diyetisyeni. Evet. Bütün şansımı bütün şansımı bu videoda kullandım şu an. Çok iyi değerler. Çok iyi değerler. Araba 51-49 gibi bir şey oldu. Neredeyse 50-50 muhteşem bir veri. Çok güzel. Bu kadar swap'tı, şuydu, buydu bilmem ne. Of, çok güzel değer. Çok çok güzel değer. Ki daha ön tarafta su radyatörümüz yok. Ona da ağırlık gelecek. O biraz ortalama bozacak. Hani radyatörün ağırlığıyla içerisindeki sıvıyla beraber 10 kilo da öyle desek. Evet, 10 kilo ama öne eşit basacak. Aynen. Arkadaki 51 ile 49'un ayrısı 50'ye 50. Dengelemiş olacağız. Önde har 51. 52'ye 48 olur belki. Ama yakıt şu anda 30 litre olarak doğru, hesapladık. Doğru, 30 litre yakıt. Şimdi 60'lık veya 55'lik depomuz var diyelim. Veya 50'lik depomuz var diyelim. O nereden baksam 20 kilo arkası alacak. Full depo için konuşuyoruz. Alacak. Aynen. Koyacağımız akünün de belki bundan büyüğü olacak. Demek ki full depo gazlasak yarışın sonuna doğru arabanın dengesi bozulacak. Bu o demek. 2 kilo farkımız olacak. İyi, güzel. Sevdim bu değeri. Hadi bugünlük toparlayalım. Bugünlük gitsin. Yine günlerden bir diğer gün devam ediyoruz çalışmaya. Bu arada biz aktarmadık ama dünya kadar iş yaptık. Niyetliyiz abiciğim. Bu bölümde biz bu arabayı ileri geri sürmeye niyetliyiz. Başaracağız. Tabii video paylaşmamıza da bu arada 2 gün kalmadı. 1 gün kaldı. Cihan Usta orada, Serhat orada, Kemal orada, arkadaşlarımız burada. Vallahi kastırıyoruz. Hatta aracın artık eski tip kaset çalar teybini bile yerleştirdik. Hatta Cihan Usta sağ olsun bağlı, çalıştırdık da onu. Ne kaldı geriye düşünüyorum. Ne kaldı geriye? Depo montajımız kaldı. ITB ile ilgili eksikleri, yani eksikleri falan da hallettik. Düşünüyorum. Ya göstermediğim o kadar çok şey var ki. Çünkü onlara da başladığımız zaman bölüm bitmiyor, araba bitmiyor daha doğrusu. Biz hızlandırdık, gaz telini halletmeye çalışıyoruz. Konu mankenimiz ayaklandı. Biraz önce sakatlamış kendini, kartingde bir şeyler yaptım dedi. Evet abi, yeni projeler var. Evet, var. Biraz değişik bir şeyler yapacağız. Böyle yakındırayım da. Dur. Aracımızı bu akşam yürüteceğiz. Çalıştırmaya geçtik. Zaten bir önceki videolarda çalıştırmıştık. Aracımız da buradan şuraya gider. Şöyle döneriz. Fazla... Formunda gördüğünüz gibi. Aynen. Konu bu yani. Neyse. Enerjik, zehir gibi olacağız. Hadi gençler. Kurgucu, kameraman sen arada görüntü alasın, biz işimize devam ediyoruz. Mesela bunlar yeni şeyler değil. Heyecan yapıyorlar. Sinyalleri daha önce göstermiştik. Çalıştığını biliyoruz zaten. Evet, aracımıza geliyoruz bu taraflara. Depomuz neredeymiş? Depomuz... Depomuz burada. Bir önceki videoda gördünüz zaten. 10 numara bir şekilde montajladık. Aracın deposu yoktu. Bir de bunların depoları biraz ince oluyor. İnce saçlı. Japonlar her şeyi böyle ince yapıyor. Mesela kapı saçları da öyle. Diğer markalara göre. Olsa da zaten çürüyor. Temizliğini bulmak çok çok zor. Evet, 90 dereceyi görüyorsunuz şu şekilde. Ama baksana ne uğraşmışız ha. Saat 4.30'du. Marş basacağız bir de. Yakıt hattıyla uğraşıyorduk. Bunları kimse bilmez ha. Sadece videoda 10 saniye izlerler. Çok formunda. Bugünler için varız. Bayağı formunda. Bugün egzozumuz da var. Evet. Aynen. Bugün, bugün güzel bir ses. Ha? Artık ateş atmayacak. Ateş atmayacak ama güzel bir aynen, güzel bir ya. Ses verecek. Aynen. Olması gerekeni duyacağız. Mesela geçen duyamadığımız ITB'nin gerçek aynen. sesini duyacağız. Aynen. Hadi abiler. Hızlı. Bak yine dağıtmış da etrafı. Bunları kim temizleyecek ya? Ne oldu Samo City u srcu mom. Gir oraya. Se plati noćas me druže voli. Teško. Aç bakayım pompayı, buradan basıncı görüyor muyuz? Ben niye basıncı görmüyorum burada? Ha, geliyor tamam. Bir aç bir daha. Havası var ya abi. Aç yap birkaç evet. sefer. Tamamız o zaman. Gazetelerimiz istediğiniz gibi şu an bağlantı yerindeki birkaç işlem yüzünden. O yüzden hadi basıyoruz tamam hadi, hadi hadi. Tamam. Çünkü o an dönmez dolaşması gerekiyor ya. Ya bak saat ya. Zenit saati ya. Yamaha saati. Bayağı şey arkadaki ses şey yani.
Japonum diyor yani. Aynen. Bak lan Jackie Chan arkada. Geç abi. Ayakkabılar da ne ünlü oldu ha. Ben geçeyim abi de. Ne? Tam serenat ya. Bak ya. Bana dayanamadım o tam. Bilerek yaptı. Görüşürüz işte. Bas bir daha çalış, hiç gaza basmanıza gerek yok. Hadi o zaman toparlayalım şu şeyleri, kabloları mabloları da bitirelim, bir şey kalmasın. Depo için ayağı da yaptık. Biraz çalıştık buna. Bakayım bu Burak kurtarıyor mu? Şöyle yapalım. Bir şuradan pimimizi takalım. O da güzel. Nasıl oraya denk geldi mi? Boncuk. Boncuk mu? Ay çikilop. O zaman buranın şeyine takalım. Orayı cevatasını takarsak belki öteki tarafı da yaparım şimdi. Hop. Hemen toparladı. Burayı daha açacak istersen. Güzel gerildi. Tamam. Ücret kalmasın altında. Bu zaten baksana oldu. İndiriyorum bile. Aha bitti. Bir tanesi tuttu bile. Ben ister. He? İster. Ya tabii ki yapacağız işte. Ama oldu yani bunda. Bu gece de çok yorulduk. Saat 2.30'a geliyor. Depoyu montajladık. Tek eksiğimiz kaldı. Gaz teli. Gaz telini de çözdük mü artık iş bitiyor. Bayram sebebiyle her yer kapandı. Ben bugün telcime de ulaşamadım. Gittim, ne kadar eski motosiklet tamirci arkadaşlarım varsa hepsinde dolaştım. Bir sürü tel aldım ve tel montajını yaptım. 20 dakika önce artık burası da kapattı. Sağ olsun Toyota Plaza Dumankaya aracı çalıştırabilmem için. Artık onların parçası oldum. Beni ekstra mesaiye bıraktılar. Emre Bey, Muhammed sağ olsun. Tel montajını bitirdik. En son debriyaj kanalında hava vardı. Onun da havasını aldık. Yani debriyaj şu anda pedala bastık mı çalışıyor. Gaz çalışıyor. Frenin de çalışacağını umut ediyorum. Daha denemedim. Hepsi tamam. Depoyu bağladık. Direksiyonu taktık. Biraz da marşı basıyoruz. Marşı basacağız ve inşallah sözümü tutacağım ve arabayı manevrası dahil geri vitesi, ilerisi, artık ne yapabiliyorsak yapacağız biraz sonra. Bu bölümde arabanın ağırlık dengesiyle ilgili birçok soruya cevap verdiğimizi düşünüyorum. Bir önceki bölümlerde biliyorsunuz bütün yorumlarınızı okuyorum. Çok önem veriyorum bütün yorumlarınıza. Sayenizde o kadar çok problem çözüyorum ki benim yapmayı unuttuğum şeyleri görüyorsunuz. Tekrardan teşekkür ederim. Bir soru da bu ITB sisteminin, yani piston başına kelebek sisteminin pislik çekip çekmeyeceği yönündeydi. Şimdi bu bir şov aracı olduğu için şovda tabii ki bu şekilde sergilenecek. Ama yola çıktığı zaman da böyle bir çözümümüz var. Bir Piper Cross'un yaptığı hava filtresi. Taha'ya teşekkür ediyorum. O tedarik etti bana. Böyle bir filtre satın aldım. Bu filtreyi de arkadaşlar şu şekilde kafasına yerleştiriyorsunuz. Ama tabii benim şimdi kule burada şeyim var. Kule gergim olduğu için çok zorlanacağım bunu yapmakta. Altında da böyle universal bir parça geliyor. Bunu kendi aracınıza göre deldiriyorsunuz buraları. Yani aslında altak bir parça değil ne yazık ki. Fakat işte alkar lazer olsun vesaire çevremiz geniş olduğu için hemen bunun aynısından bir tane daha yaptıracağım. Ölçülerimiz var zaten ITB üzerinde çalışırken. Onu da yerleştireceğim. Hatta ben ekstra bir şey daha yapacağım. Bunda olmayan şöyle altına bir plaka daha yapacağım. Ki aşağıdan gelen sıcak havalardan etkilenmesi veya tozdan kirden. Burada da bir plakası olacak. Bu üzerinde hazır duracak. Ne zamanki show bitti hop bunu çıkaracağız. Bu şekilde sergilenecek. Ama bu bir hava filtresi. İyi de bir hava filtresi bu arada. Kısacası bu soruyu da cevapladığımı düşünüyorum. Varsa sorularınız aşağı lütfen bildirin. Şu anda kader anı. Yaptığımız bütün mekanik sistemlerin çalışıp çalışmadığını göreceğiz çünkü. Direksiyonu, freni, debriyajı ve vites kolu. Ya da egzijen açalım biraz. Thank you.
Canım benim be. Yerinde durmuyor ha alet. Vallahi. Of be. Servisin anasını aldım. Hadi de olsun. Vallahi ne güzel. Sinek bile kalmasın. Yalnız araba yerinde durmak istemiyor ha. Şurada bir saniyelik böyle ayağım kaçıverdi. Onda bile rahat durmadı. Onda bile kaçmadı durmadı. Bilerek yaptım. Ya şimdi fren korkusu da var. Bakayım diye. Fren çok sert. Ha, çünkü Westinghouse bağlı değil. Ya, fren korkusu var. Of be. Çok tatlı ya. Onu bir bakışım beklerim ya zaten. Valla tekrar teşekkür ederim her şey için. Hadi hayırlısı olsun. Bugünleri hep birlikte gördük. Teşekkür ediyorum. Kemal Başkan sana da teşekkür ediyorum. Toyota Plaza Dumankaya bünyesindeki tüm arkadaşları, başta Selçuk olmakla beraber. Neydi bizim şarkıcı? Cihan mı? Cihan. Cihan. Motorla konuşan. İyi ya, çok mutluyum şu anda. Şükür yürüttük. Bugünü de gördük. Bundan sonra toparlayıp artık buradan muayene. Evet, biz kafayı bulmadan dışarı çıkıyoruz nefes almaya. Oldu o zaman. Ben çok mutluyum. Ben çok mutluyum şu an. Bak. Vitesler tamam. Gerisi çalışıyor. Işıklar yanıyor muydu? Tamam. Vitesler tamam. 1, 2, 3, 4 o kadarını görmedik. Gerisi tamam. Güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor. Direksiyon tamam. Motor, gaz, her şey tamam. Drift bile tamam abicim. Tamamdır ya bu iş. Nasıl buldunuz sesini? Güzel güzel. Sesi çok güzel. Yani kışkırtıyor adamı. Yani. Değil mi? Sıkıntı. Evet. Şu an boğuluyor, ayar yok ya. Ne o? Toyota çalıştı. Hale bak. 9 AFR falan. 8-9 AFR şu an. Çeneme vurdu. Ben gideyim. Tatara tatara. Fena günler bizi bekliyor. Nihayet sözümüzü tuttuk. Bu bölümde artık arabayı yürüteceğiz demiştik ve şu andan itibaren i86 yürür pozisyona geldi. Gönül isterdi ki 8000 böyle pistte, yolda falan bir şekilde devir çevirebileyim. Ama artık oraya da geliyoruz. O da bir sonraki bölümde olacak zaten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Hepinize şimdiden tekrar iyi bayramlar diliyorum. Bu arada sizlere videolar yetiştirmek için çok çok uğraşıyoruz, çok çalışıyoruz. Bizim de ekip olarak ufak da olsa bir haftalığına tatile ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta video olmayacak ama sonrasında kısa bir süreç içerisinde kavuşacağız. Görüşmek üzere.